Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Galatasaray bölümüne hoş geldiniz. Galatasaray kendi evinde Konyaspor'u erkenden bulduğu golle kazanmayı başardı. Ki burada sanıyorum birçok Galatasaray taraftarı da aynı şeyi düşünüyordur ki Galatasaray taraftarlar kaliteden anlar, hani anlıyorlar gerçekten. Çünkü şundan biliyorum, dijital bir iş yapıyoruz, dijital habercilik yapıyoruz. Ve Galatasaray'da maç kazanılsa bile iyi oyunla kazanılmadıysa biraz küsme oluyor. İzlenmeleri etkiliyor. Gerçekten Galatasaray... Çünkü o kaliteyi gördüler zamanında 2000'ler başında. Ondan sonra Fatih Terim ikinci dönemin... Üçüncü döneminde o Real Madrid'leri gider yaptığı tırnak içinde evet. O dönemde. Bu oyunun nasıl oynandığını biliyor Galatasaray taraftarlar. Yani bazen kazansa da çok içine... Yani oyun anlamında içine sinmeyen maçlar olabiliyor. Bu da onlardan biriydi sanıyorum. Burada pozitif olan şey... Ben her zaman şunu savunuyordum. Marka dönene kadar... Ki yine geleceğe dönüşteki programda takımların en kilit 3 oyuncusu kimin cevabı benim için? Markao, Berat ve Çıkaldağ'ydı. Benim üçlüğümden ikisi yoktu bu maçta. Önemli eksikler Berkan. Bence. Ne dedim? Berat ha şimdi Trabzonspor maçından çıktık ya. Berkan Çıkaldağ, Markao dedim. Ki özellikle Markao dönene kadar Galatasaray ne kadar az zararla çıksa o periyottan o kadar kar diyordum. Sonuçta bir 3 bandı çıkılmış. 3 bandı çıkılmış bir maç. Onun dışında diğer pozitif olan şey Galatasaray'da bence bireysel olarak Mustafa Muhammed'in iyice kazanılması. Ve ufak tefek hatalar yapsa Halil Dervişoğlu'nun forvet arkasındaki rolünün biraz daha oturmuş olması. Bunlar pozitif şeylerdi ama genel maç performansı olarak çok daha fazla şut atan 11-16 şutlu Konyaspor. Net pozisyonlarda daha fazla Konyaspor. Kornerlerde iki katı Konyaspor. Yani sahada Konyaspor oyununu daha net gördük. Çok da karşılaşacağımız bir durum değil. Üstelik seyircili bir maçta Galatasaray deplasmanında Konyaspor hani bu maça kadar namağlup, boşu boşuna namağlup gelmediğini evet. Kanıtlar bir maç çıkardı açıkçası. Öyle. Öncelikle daha deminki Berkan düzeltmem, hani senin hatanı buldum düzeltiyorum değil, seni dinlediğimin bir... Tabii ki. Yok şey, izleyenler için, izleyenler için. Yani seni can kulağıyla dinlediğimin göstergesi olduğunu belirteyim. İkincisi de hani Galatasaray'ın oyununa dair manşetini şöyle atsak katılır mısın bilmiyorum. Yani Galatasaray'ın dün öğleden sonra almış olduğu 3 puan eşittir İstanbul'da saat 14.30'da taksi bulmak. Hani güzel. Mucize kabiliğinde gerçekleşen şey. 15 daha bir imkansız değil mi? Hayır, o tam şoför değişimi. Hani 14.30'da abi arabayı değiştirmeye doğru. Gidiyorum zaten. Bir hızlı hızlı böyle değil mi? Telaşlı. Nereye gidiyorsun abi? Bilsen de pişman olursun zaten. Dur. Arabayı verecektik ya. Ya tüh nereden çıktınız lan şimdi? Hatta onun arabayı vereceği yere gidiyorsan ancak çok evet. Şanslı oluyorsun evet, yani. Tabii. Abi ne tarafa? İşte ok meydanı. Abi ya. Olmadı abi. Devam basıyor yani. Devam basıyor yani. O 3 puanı öyle açıklayabiliriz aynen. Yani. Şimdi ben de genel olarak şuna değineceğim. Hani bu maç bence maçın manşetinden sonra ilk defa Galatasaray taraftarlar yetline bu kadar ısınmış olabilir. Fenerbahçe'yle beraber. Aslında pozitif olarak yani, bunu da söyleyecektim. Yetlin ve Fenerbahçe yani neredeyse hatasız oynadılar. Evet, evet. Ha hep bir şey oldu, kıpırdanma olmuşuz. Şimdi hata yaparlar mı acaba diye. Hani o kıpırdanmayı hissedersin böyle. Ters uyulan maçtı yani. Kesinlikle çok doğru bir dörtlü savunma attı vardı. Hı-hı. İşin birinci kısmı Nelson'un bu yaşında gelişmiş olan pozisyon bilgisi ve pozisyonu fonksiyonel oyuna dönüştürmesi Galatasaray için çok önemli bir kazanç. Şimdi için Marco'a geldikten sonra bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Bakınız Lazio ve Marsilya maçları. Böyle değerlendirmek lazım. Yani Marco ile oynanan, Marco Nelson ikilisinin oynamış olduğu maçlar. Ben Nelson'un oyun zekasını, pozisyon zekasını hı-hı. Çok beğeniyorum. Bu bir. İkincisi Yedlin doğru bir savunma hattı kurulabilirse en azından Sasha Boy'u aratmayacağını gösterdi. Belki hücum olarak değil ama Yedlin'in şöyle bir düzelmesi var. 80. dakikada hala dribbling yapıyor olabilmesiydi. Veyahut da topsuz koşu atıyor olabilir. 80. dakikadaydı galiba. Gördün mü o koşusunu? Yani bu kadar savunma eforu harcayan bir takımda 80. dakikada bunu görebilmek sevindiriciydi. Yedlin'le alakalı şunu da söyleyeyim. Yedlin'in beslenmesi farklı bir beslenme türü. Vegan besleniyor. Ve İstanbul'da dilediği her ürünü bulamamaktan şikayetçi idi. Ki belli ki bunu da çözmüş. Demek ki belirli yerlerde bulabilmiş artık. Çok çok önemlidir bu vegan beslenenler evet. İçin. Onu da söyleyelim. Bir vegan olarak. Evet vegan olarak. Dün ilk defa hani niçin Premier Lig'deydi bu çocuk? 2013'teki U20 Dünya Şampiyonası'nda bize neleri gösterdiyse U20 Dünya Şampiyonası'nda Amerika Milli Takımı'yla ona yakın bir performansı. Bir maçla gökleri çıkartmak değil maç performansıdır bu efendim. Onu söyleyelim. Fanarnold
hiç riske girmeden nasıl oynanabileceğini gösterdi. Artık gerektiğinde. Yani bak, çok taca bıraktı mesela. İki tane taca bıraktığı pozisyon var. Aldı baktı. Aa, olmuyor. Hiç şeye girmedi. Tak 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 oynadı. Ama Galatasaray'ın çözemediği bir problem var. Hala Muslera ile oynamak ve Muslera'nın da ısrarla golde her ne kadar golü getiren Muslera'nın orta sahaya hat kıran pası olsa da ondan sonra hala ve hala aynı pasları deneyip onun dışında hep Galatasaray'ı oralarda sıkıntıya sokmak. Yani İlhan Palut'u alkışlıyorum ben. Daha önce bazı noktalarda sıkıntım vardı. İşte Kasımpaşa maçının öne geçmiş. İki tane öne geçen takımın galibiyeti koruyamayan takımın mücadelesiydi. Hmm. Bu sefer koruyabildi ama bir ev sahibi takımı gibi oynadı. Evet. Oyunu hiç panik yapmadı. Hatta 4-4-2 yerleşti bayağı. Çok çok iyi yerleşti. Hatta bak golden önce hemen önce şu notu alacaktım diye eklemişim ben. O kadar doğru kapatmalar yaptı ki Galatasaray'a karşı. Yani şimdi Galatasaray bir yerden sonra 2-3-5'e dönen bir oyun oynamak istiyor. Şöyle bir dörtlü, altılı, öndeki altılı baskıda hiç kenarlara gitmedi. Fanarnold'la Yedlin'e onlar bırak bunlar çizgide kalsınlar dedi. Burayı hiç önemsemedi. Hep önemsediği nokta şuradaki doğru kapatmaları yapmaktı. Galatasaray'ın şuradaki oyuncuları da genel olarak bir top isteme derdinde olmadığı için hani ben bir hat arasına gideyim Çıkaldo haricinde. Galatasaray burada o kadar iyi karşılıyordu ki dedim gol morallerini bozacak mı acaba? Nasıl devam edecekler? Aynı şekilde devam ettiler. Yani evet. Çok doğru bir 6'lı 7'li ön alan baskısı. Dönen topların hepsini kazanabilme yetisi ki bunu çok iyi yaptılar. Kazandıktan sonra özellikle Abdülkerim'i oyuna sokmak, Abdülkerim'le beraber Skubic'in ve Cilerme'nin çok doğru şekilde konumlanması. Konyaspor'dan her şey çok doğruydu skor haricinde. Hakikaten öyle. Bir de yani bir takımın rakibini ne kadar iyi karşıladığını, ne kadar iyi oynatmadığını şuradan da görebiliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın oyun kurulumundaki en kilit oyuncusu, en top dağıtıcı, en iyi oyuncusu Çıkaldağ ki yine de iyi maç çıkarttı bu arada. Evet, savunma anlamında da özellikle. Aynen öyle. Ve Çıkaldağ'ın bu maçta topla buluşma sayısı 46. Konyaspor'un Çıkaldağ'ı, Konyaspor'un oyun kurucusu, top dağıtıcısı daha çok. Hatice Ahmetoviç. Evet. Ki onu da tıpkı İlhan Palut olduğu gibi artı parantez tebrik etmek gerekiyor. Mini bir Pedri performansı gördü kendisinden. Bu sene başından beri böyle evet, bu arada. Dar gelirli Pedri'si yani bayağı bir Süper Lig için. Ve orta direkt Pedri. Onun topla buluşma sayısı 100. Yani Galatasaray'ın oyun kurucusunun iki kat daha fazla topla buluşuyor. Bu da hani Konyaspor'un daha iyi karşıladığını ve topun daha çok kendisinde kaldığını, daha çok kendi oyun kurucusunun oyunu yönlendirdiğini gösteren bir şey. Gerçekten tebrik etmek lazım Konyaspor'u. Ki Konyaspor şurada sahte 9'da oynadı. Yani bir daha bir serbest santrofor arkası rolünde gördüğümüz Rahmanoviç'i burada kullandı. Hani Ahmet Hasan yokken, esas golcüleri Sokolski Kaleş'i yokken buna rağmen oyunu çok iyi domine ettiler ki bir de Rahmanoviç'in bomboş kaleye atamadığı pozisyon var. Hani yani nasıl kapatamadı ayağını ben hayretler içerisinde kaldım. Belirli noktalarda pozisyonunu buldu Konyaspor. Yani iyi bir oyun oynadı. Galatasaray çok iyi püskürttü. Öyle evet. İfade ederim. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.